Herkese 15 Haziran'ın sabahından günaydın arkadaşlar. Bugün yine her zaman olduğu gibi günün önemli şirket haberlerini sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk haberimize başlayalım. İlk haberimiz Arslan Tekstil'den. Şirketin iştiraki Aketaş Elektrik Dağıtım ve Aketaş Elektrik Perakendi'nin Farsan İnşaat'taki paylarının satın alınmasına, Farsan İnşaat'a ait bulunan Aketaş Elektrik'in dağıtımın %6,35 payının 67,4 milyon Türk lirası bedelle 67 satın alınmasını, Farsan İnşaat'a ait bulunan Aketaş Elektrik Perakendi'nin %6,35 payının 49,8 milyon Türk lirası bedelle satın alınmasına, ödemelerin 30 Eylül'e kadar taksitler halinde yapılmasına karar verildiği açıklanmış. Anadolu Asuzu'nun haberi var. Moldova Kişine Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin 12,7 milyon euroluk ihaleyi şirketin kazandığı açıklanmış. Aygaz'ın haberi var. CCR Asya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun stabil görünüm, kısa vadeli ulusal notunun stabil görünüm, uzun vadeli uluslararası notunun stabil görünüm ve kısa vadeli uluslararası notunun ise stabil görünüm olarak belirlendiği açıklanmış. Batı Söke'nin haberi var. Duruş bildiriminde bulunan birinci fırının bakım çalışmalarının tamamlandığı ve devreye alındığı açıklanmış. Bağfaş'ın haberi var. Borsa tarafından şirket paylarının bugün de kapalı kalmaya devam edeceği ve Yıldız Pazar'da işlem gören şirket paylarının yarından itibaren yakın izleme pazarında işlem göreceği açıklanmış. Şirketin üretim faaliyetlerinin fabrikanın atıklarını Marmara Denizi'ne kontrolsüz bıraktığının tespit edilmesi nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 50 gün süreyle durdurulduğu açıklanmış. Şirket tarafından fabrika atıklarının Marmara Denizi'ne kontrolsüz bırakıldığı şekildeki yer alan gelişmelerin imkan dahilinde olmadığı ve şirketin tesislerinin dünyada kurulan en iyi tesis olduğunu söylenmesi medyada yer almış. Dinamikasının haberi var. Tire OSB'de 20 bin metrekarelik arsa üzerinde elastomerik kauçuk köpüğü yalıtım malzemeleri üretim tesisi kurulmasına yönelik olarak bina ve makine yatırımları için 36,5 milyon Türk liralık yatırım teşvik belgesinin alındığı ve fabrika inşaatına başlandığı açıklanmış. Eczacıbaşı İlaç'ın haberi var. Şirketin %25 oranında pay sahibi olduğu Vitra Karo'nun sermayesinin 750 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltilme işlemi teşkil edilmiş. Eskor Teknoloji'nin haberi var. Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fon ile Robotistan sermayesinin %5'ini temsil eden ilave iştirak yatırımının gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklanmış. Emlak Konut Gayrimenkul haberi var. Şirket projelerinden Meydan Başakşehir için A blokta revizyona gidildiği 42 adet konut 78 adet olacak şekilde tadilat yapı ruhsatı ile 140 adet konut ve 44 adet ticari üniteden oluşan 184 adet bağımsız bölüme ait yapı ruhsatlarının alındığı açıklanmış. Frigo Pakkı'dan haberi var. Şirketin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere Nisan 2022 tarihine kadar geçerli ve toplamda 12,3 milyon Türk liralık yatırım teşvik belgesinin onaylandığı açıklanmış. FMZ'in haberi var. Şirket tarafından yenileme amacıyla 640 bin euro tutarında robot yükleme boşaltma otomasyonlu CNC torna ve 1,7 milyon dolar tutarında puantasız taşlama hattı yatırımlarının yapılmasına, bu yatırımlarla ilgili olarak yeni bir yatırım teşvik belgesi çıkarılmasına ilişkin bakanlığa başvuru yapıldığı açıklanmış. İnfo Yatırım Menkul Değerlerin haberi var.
91 gün vadeli 100 milyon Türk lira tutarında bono ihraç edilmiş. İhlas Yayın Holding'in haberi var. İhlas Haber Ajansı'nın halka arzı kapsamında başvurunun bu hafta içerisinde Borsa ve SPK'ya başvuru yapıldığı açıklanmış. İş Bankası'nın haberi var. Yurt dışında 300 milyon euroya kadar İTMK ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklanmış. Net Holding ve Merit Net Holding, Merit Turizm'in ortak bir haberi var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi sonrasında kapalı devre turizm faaliyetlerinin süresinin 4 gece 5 gün olarak devam ettiği, kullanılacak olan charter sefer sayısı haftalık azamiden 8'den 11'e çıkartıldığı açıklanmış. Natural gazın haberi var. Halka arzdan elde edilen fonun kapasite ve altyapı yatırımları ile inorganik büyümede Sokar LNG işlemine ilişkin banka borcunun kapatılmasında yurt dışı yatırımlarında ve işletme sermayesinde kullanıldığı açıklanmış. Nurol Gayrimenkul'ün haberi var. 330 milyon Türk liraya kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklanmış. Mondi Olmuksan'ın haberi var. Şirket payları 1 Temmuz'dan itibaren OLMK kodu ile borsada işlem görmeye başlayacakmış. QNB Finans Bankı'nın haberi var. EBRD'nin bankanın yeşil tahviline 50 milyon dolar yatırım yaptığı medyada yer almış. Sabancı Holding'in haberi var. Philip Morris'in Saul'ün Filsa'da %25 payını satın almak için görüşmeye başladığı medyada yer almış. Selva Gıda'nın haberi var. Şirket payları 17-18 Haziran'da talep toplama yöntemiyle halka arz edilecekmiş. Türk Hava Yolları'nın haberi var. Mayıs ayında 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %62.9 azalışla 0.89 milyona, yolcu dolalık oranı 11.4 puan azalışla %70.5'e gerilemiş. Dış hat yolcu sayısı %64.2 azalışla 1.24 milyona, yolcu dolalık oranı 20 puan azalışla %56.9'a gerilemiş. Toplam yolcu sayısı ise %63.6 azalışla 2.13 milyona, yolcu doluluk oranı 19.1 puan artış azalışla 58.4'e gerilemiş. Ocak-Mayıs döneminde 2019 yılına göre iç hat yolcu sayısı %58.8 azalışla 5.04 milyona, yolcu doluluk oranı ise 13.3 puan azalışla %72.3'e gerilemiş. Dış hat yolcu sayısı %63.5 azalışla 5.94 milyona, yolcu doluluk oranı ise 20.3 puan azalışla %59'a gerilemiş. Toplam yolcu ise %61.5 azalışla 10.98 milyona ve yolcu doluluk oranı da 19.3 puan azalışla %60.8'e gerilemiş. Türk İlacı'na bir var. Bulgaristan'da yerleşik şirketin Türkiye için tek yetkili temsilcisi olduğu BBNCİPD firmasının üretimi tüberküloz aşısının ruhsatlandırılması için hazırlık sürecini tamamlandı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na ruhsatlandırma yüksek öncelik başvurusunda bulunduğu açıklanmış. Turex Turizm'in haberi var. Şirket paylarının geri alınmasına ve 3 milyon adet payın 30 milyon Türk lira tutarında kaynak ayrılmasına karar verilmiş. TSKB gayrimenkul haberi var. TSKB'den kullanılan Ekim 2021 vadeli 11 milyon euro kredinin aynı vadeyle Türk lirasına dönüştürüldüğü açıklanmış. Yapı Kredi'nin haberi var. 144 gün vadeli 100 milyon Türk lira tutarında bono ihraç edilmiş. Yapı Kredi Koray Gayrimenkul'ün haberi var.
şirket unvanının Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak değiştirildiği açıklanmış. Şimdi sırada pay alım satım haberleri var. Art Bilişim Teknolojinin haberi var ilk olarak. Art Grup tarafından 6 milyon 115 bin adet pay satın adet payın borsada işlem gören niteliğe dönüşmesi için pay satış bilgi formunun SPK tarafından onaylandığı açıklanmış. Doğuş Gayrimenkul'ün haberi var. Doğuş Holding tarafından 8.85-8.96 fiyat aralığından 14.403 adet pay satılırken şirket sermayesinin payı da %94,01'e gerilemiş. Lokman Ekim'in haberi var. Şirket paylarının geri alınması kapsamında 44.982 adet pay 10.09-10.25 fiyat aralığından geri alınmış. Metro ve Atlas'ın haberi var. Atlas tarafından 1.76-1.80 fiyat aralığından 835.760 adet metro payı alınırken Atlas'ın metrodik payı %1,16'ya gerilemiş. Metro ve Metro Yatırım Ortaklığı'nın ortak haberi var. Metro Yatırım Ortaklığı tarafından 1.78-1.81 fiyat aralığından 653.374 adet metro payı alınırken Metro Yatırım'ın metrodik payı %1,32'ye gerilemiş. Burada Atlas Sıca ve Metro Yatırım Ortaklığı bir yazım hatası olmuş. Taze Kuru Gıda'nın haberi var. Hüseyin Avni Metinkale tarafından 157.70, 163.60 fiyat aralığından 7.827 adet pay satılırken şirket sermayesinin payı da %59.68'e gerilmiş. Ziraat Gayrimenkul haberi var. Ziraat Portföy tarafından 1.63 fiyattan 1.63 Türk Lirası fiyattan 163.778.985 adet pay alınırken şirket sermayesinin payı da %13.28'e yükselmiş. Sırada sermaye artırım haberleri var. Dardanel ilk haber. Şirket sermayesinin 53.3 milyon Türk Lirası'ndan %1000 oranında bedelli olarak 532.8 milyon Türk Lirası'na aktarılan artışla 586.1 milyon Türk Lirası'ya yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapılmış. Escort Teknoloji'nin haberi var son olarak. Şirket sermayesinin 50 milyon Türk Lirası'ndan %0.41 oranında tahsisli olarak 0.20 milyon Türk Lirası artışla 50.2 milyon Türk Lirası yükseltilmesine karar verilmiş. Evet arkadaşlar, 15 Haziran'daki haberlerimiz bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar.